Selin ablacığım, karım bana aşık olduğunu söylüyor ama gece internette saatlerce bilgisayar başında başka insanlarla konuşuyor. Sabaha karşı yatıyor, hiç yanıma gelmiyor demiş. Hep ayrı yataklardayız. Bu nasıl aşk, anlayamadım diye Ne soruyor. aşkı ya? Aşkın ismini de kirletmeye başladılar. Bu aşk filan değil. Erkek olsun, kadın olsun, evliyken bırakın gece yarısı onun üstüne tuz ve biber. Eğer telefonda ya da internette birileriyle chat yapıyorsa, sizin tabirinizle söylüyorum, chatleşiyorsa rica ederim şunu çok net ve seçik bilin ki eğer henüz birini bulmamışsa aranıyor demektir. Böyle bir kişi senin yanına da gelmiyor, sabahlara karşı uyuyor. Sizin çocuğunuz mu yok? Bu kadıncağız kadınlık vazifesini mi bilmiyor? Ne diyeyim daha? Sen kim Bununla da bilir? aşık değil diyorsun. Yok canım, ne aşkı? Peki, karım Çoktan estetik bitmiş. ameliyatı yaptırarak göğüslerini büyütmek istiyor ama ben asla istemiyorum. Çünkü göğüslerini büyüttüğü zaman içine konacak o silikondan, yani görmesen bile haz etmiyorum demiş. Ne yapmam lazım? Ay bilmiyorum ama şu var. Yani kadın eğer böyle bir aşağılık duygusu duyuyorsa, göğüslerim küçük, işte şu işte bu. Her yaşta insanlar vücudunda, yüzünde değişiklik yapabilir. Küçücük yaştan en yaşlılara kadar yapıyorlar. Kendisini iyi hissedecekse yapsın. Ayrıca ben doktor değilim. Allah korusun hiçbir zaman yaptırmadım. Ama şurasını bir gerçek olarak biliyoruz ki hiçbir şekilde o hissi duymuyorsun. Hiçbir şekilde. Angelina Jolie bile dün bir mecmuada baktım. Hayretler içinde kaldım. Niye gülüyorsun? Niye? Sana güldüm. Ama Angelina Jolie bile kızlar. mastektomi mi neyse işte onları ikisini birden aldırmış. Fakat bir resmini gördüm. Gayet açık bir elbise giymiş. Aa dedim, bunun ne güzelmiş göğüsleri vesaire. Meğerse işte o plastiğin içinde. Türkiye bunun alasını yapıyor çocuklar. Ben yaptırmadım. Tekrar söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama yapanlardan duyuyorum, Ay hiç Selin abla, olaya anlaşılmıyor. çok kızsal yaklaşıyorsun. Burada sana estetik ameliyatı kadın sormuyor ki, adam soruyor. Adamı Adam söylüyorum. diyor ki, yok adam diyor ki, bak şimdi Anlaşılmıyor erkekler, dedim. bazı erkekler botoksa karşı, bazı erkekler estetiğe Hayır, ben karşı. öyle Erkek istemezse hissedemem diyor. yaptırmayalım mı? Onu Canım, koca söyle. istemiyorsa yaptıramıyorsun ne yazık ki. Yani şöyle diyeyim. Onu bir şekilde şey yapmaya çalış. Yani Gizli bunu gizli mi yapacağım yok, diyorsun? gizlilik yok. Karı koca arasında her zaman derim ya, bir şey istiyorsanız, yapacaksanız şöyle diyeceksiniz. Ben bunu yaparsam eşim, karım veya kocam kızar mı? Evet. Kızar. O halde Yapma. yapılmayacak. Peki Onu ikna edin. Başka bir kocamın şey değil. cüzdanından izinsiz para aldım. Selin abla, o vermediği için ben almak zorunda kaldım. Dayağı hak ettim mi diyor. Dayak katiyetle. Ne dedim? Çünkü Dayak dövmüş kocası. katiyetle hak edilmiyor. Hiçbir şekilde dayağın yanında değilim ne olursa olsun. Ben senin yerinde olsam para istemeye devam ederim. Almamayı tercih et. Yoksa yarın öbür gün senin için Allah korusun ayrılırsan benim cebimden para çalıyor der. Peki, Almanya'da yaşıyorum. Kocam Alman. Her pazar beni kiliseye götürmek istiyor. Boşanmalı mıyım diye soruyor. Ya baştan evlenirken konuşmadınız mı? Sen Müslümansın, o Hristiyan. Herkes istediği yere gitsin. Ona söylersin, ben seni zorla öğlen namazına, cuma namazına göndersem ne yaparsın diye. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Allah'ın huzuru olan bir yerde sen Müslüman da olsan gidebilirsin. Bir şey yok bunda. Duanı et. Türkçe olarak Şimdi Allah'ına dua et. şey, bu konular şey, Ayrılma hassas falan yok. konular ya. Bu konular hassas konular. Ama Genel, ben ha pek. tamam, hiç o konulara girmeyelim. Peki. Ama dediğin çok doğru. En baştan almışsın adamı, kabul etmişsin, değil mi? Herhalde en baştan Evet. konuşulmuştur bu Yani mevzular. bundan dolayı ayrılınmaz ama çok 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 sıkarsa baskı diye, şiddet ve baskı diye söyleyebilirsin. Peki, internetten tanıştığım adam evli çıktı demiş. İyi yaptın. İnternetten kimseyle tanışmayın Hiçbir diyoruz. şekilde Yani ne hayır, olur. evet. Bak, internetten tanışıyor. Adam evli çıkıyor. Sonra karısı arıyormuş. Adamın karısı. Kocamın gömleğinde rujun izi kalmış demiş. Vay Demek vay ki bir vay. uzun süre bir ilişki yaşamışlar. Bu da demiş ki, yıka geçer demiş. Bu kadar dert etme. İyi mi yaptım bilmiyorum ama kadın artık benim varlığımı öğrendi. Beni dava eder mi diyor. Eder. Ayrıca sen de iyisin yani. Evli adamla
Yani o kadın kocamın gömleğimde ruj izin kalmış dersen sen ona. Hayır, kadın demiş. Yani adamın eşi demiş. Tamam işte ben de eşine konuşuyorum şimdi. Diyorum ki böyle yüz göz olma. Görmemezliğe gel, adamın kendisiyle hallet. Kadını karıştırma. Ama seni... Kocamın gömleğindeki ruj izini nasıl görmezden geleyim? Hayır, görmemezliğe gel dediğim yani adamla konuş diyorum. Niye ben yanlış mı anlatıyorum bazı şeyleri? Görmemezlikten geldiğince ben şey Hayır, anladım. hayır. Katiyen hayır. Soracaksın gayet tabii Nasıl ki. soralım mesela o anda? Yani bağırmadan, çağırmadan, üzerine yürümeden nasıl bağıracak? Çünkü hem kel hem fodul bu lafı aldığı zaman kıyametler Nasıl koparacak ki sorulur? şeyini örtsün. Ben burada bir şey görüyorum diyecek, böyle gösterecek. Buradan birine selam yolluyorum bununla ilgili olarak yeni gelenlerden biri var bende. Aynı şekilde getirdi gösterdi. Ve ben gördüm. Evet var. Ama kadın şimdi son derece mutlu olduğunu iddia ediyor. Adam seyahatlere gidiyor. Seyahatlere gittiğinden bir tanesinde üstünde böyle geliyor. Bana gösteriyor. Evet ne diyeyim şimdi ama birbirlerini fevkalade çok seven bir çift. Kadına söylüyorsun ben onsuz yaşayamam. Erkeğe bakıyorsun ben onsuz yaşayamam diyor. Demek ki böyle kaçamaklar yapabiliyor. Doğru mu? Hayır doğru değil. Ama bunun için ayrılmak var mı? Mümkünse hayır. Toparlandım şöyle soruları görünce valla. Kocam çok kıskanç. Camdan dışarı bakamıyorum. Sokağa yalnız çıkamıyorum. Kocam beni çok sevdiği için mi böyle yapıyor? Hasta olduğu için yapıyor canım. Cevabım hazır. Böyle dışarıya camdan baktırmayacağım. Esir mi alıyorsun ya? Sen kölesi misin? Her şeyden Katiyette. herkesten kıskanıyor işte. Hayır işte bu kadar kıskanç olundu mu? Bunun ismi psikiyatride belli. Hastalık. Konya'da yaşıyorum. Kocam sürekli Gürcistan'a gezmeye gidiyor. Ne olur beni de götür. Ben de gittiğin yerleri görmek istiyorum. Oralar çok güzelmiş dediğimde de. Yok oralar güzel değil demiş. Senin göreceğin bir şey yok demiş. Götürmemiş hanımefendiyi. O da diyor ki kocam beni neden götürmüyor? Bir Vallahi anlam veremiyor. en basit soru. Hakikaten iş için gidiyorsa sana ayıracak zamanı yoktur. Ben senin kocan olsaydım götürürdüm. Ne var ayol? Ne var? Git işte gidiyorsun. Kadıncağız orada şeyde de oturur. Otelde de oturur. Yahut dediğin gibi daha kötü bir şey düşünecek olursak orada varsa bir hadisesi senin görmeni istemeyebilir. Ama bu iki uç yani. Laf ola beri gele götürmüyor olabilir. Yahut da hakikaten hayatında biri var Biri onu vardır göstermiyor. Ama götürmüyordur. bundan dolayı şeylenme yani. Dertlenme. Şüphelenmesin mi? Hayır. Şüphelen de Kocamın sarışın dertlenme. kadınlara ilgisi var ama ben esmerim. Saçlarımı sarıya boyatsam acaba kocamın hoşuna gider mi diyor. Gider de sana kızacak. Kime? Yani şey kızacak. Senden bahsetmiyorum Hayır, kime hanımdan. kızacak? Kocası mı kızacak? Kocası hanıma kızacak. Niye? Ben sarışın istemiyorum. Ben esmer beğenerek seni aldım. Niye saçını böyle yapıyorsun diyebilir. Onun cevabı Ama hazır. Madem esmer beğeniyorsun, niye sarışınlara bakıyorsun? bunu söyledin mi kavga çıkar kardeşim. Şimdi öteki türlü Ne söyleyeceğim. diyeceğiz? Hayatım biraz değişiklik olsun dedim. Önce bir kızıla boyat, arkasından sarıya boyat ve sarıda kal. Bakalım kocam beğenecek mi? Kaşlarını da Ay boyat bu sinir arada. bozucu, sinir bozucu biliyor musunuz? Hayat hep taktik üzerine kurulu. Ne yapacaksın öbür türlü? Ne bileyim ya, ne yapacağız Yüzlesen bir bilmiyorum. türlü. Vallahi çok Kavga sıkıldım etsen ya. iki Sürekli türlü. taktik taktik taktik. Bir yıllık evliyim, karım yemek yapmasını bilmiyor demiş. Boşanmak istiyorum. Hadi. Yani karını yemek yapmasını bilmiyor diye boşuyor musun? Ancak ben dediğin doğru. Bunu da söyleyecektim. Sen söyledin. Şimdi şeyi söylüyorum karısına. Bu aralarda çocuklar çok moda oldu. Her gelen 5-6 kişiden biri karım yemek yapmıyor. Eve geliyorum ev pis. Yemek yok diyor. Bu nasıl bir hissiyattır anlayamadım. Birinci derecede vazifemiz yemek yapmak, evi temiz tutmak. Ha diyelim sen de çalışıyorsun, o da çalışıyor. O zaman o hanımın yerinde olsam pazar günleri hangi gün çalışmıyorsan 4-5 çeşit zeytinyağlı yaparım. Ondan sonra da hafta içinde onun yanına bir et, bir ızgara ya bir pilav bir şeyler koyarım ve yemeği mutlaka hazırlarım. Toplaması veyahut da yemeği kurmak sen de çalışıyorsan, karın da çalışıyorsa ikinizin işi. Böyle kolay yola gitmeyin. Ancak buradan o genç hanıma da diyorum ki insan bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. En iyisi Ben sen. de buradan o genç beye diyorum ki madem karın bilmiyor,
Birlikte yemek kursuna gidin değil mi? Hayır, adamın gitmesine gerek yok. Kadıncağızın yemek... İnternet diye bir hadiseniz var. Peki şey var. Meşhur Mahmut internet. Doğru. Açtın mı i̇nternet görüyorsun? İnternet hadisesi var. Bir de şey var. İyi günde kötü günde olayı nerede? Hemen bir yemek bilmiyor diye kadın boşanır Hayır, mı yani? Hayır, onun altındaki yatan gerçeği söylemek istiyor. Yani bana saygısı yok. Beni düşünmüyor. Bana yemek hazırlamıyor. Yani bu nasıl bir hissiyat? Bu evliliğe değer vermiyor. Evet. Trabzon'da yaşayan seyircimiz, kocam eve gelince hep atletle oturuyor demiş. Hayır diyorum, anlamıyorsunuz. Atlet don gömlek giymesi gezmek de yasak. Atlet giymesi de benim demiş göz zevkimi bozuyor. Sadece göz mü? Ne yapmam lazım diyor. Şekerim, buradan söyle, Selin abla diye bir kadın var dersin. Beyaz TV'de her seferinde söylüyor. İster inanın ister inanmayın. Adam evde rahat etmek çok istiyor. Yok öyle şey. Gitsin. Beyaz atlet. Üzerine. Ay bayılacağım. Sonra pijama buraya kadar. Oo ne rahat. Göbek de içinde kalıyor. Hayır. Göz zevkini unutmayın. Bak kadınlara ne diyorum? Kendinize bakın. Muhakkak bakımlı olun. Erkeklere de aynı şeyi söylüyorum. Yani işin romantizmi kaçıyor sonra. En olmayacak yerde kadının aklına sizin o görünüşünüz gelir. Bir de hayır der. Koltuğa yan devrilip yatılır, şöyle göbek de yana düşer. Hayır, kaşımasını da. Ne diyorsun yani? Hayır, katiyen hayır. Peki. Üzerine hemen bir tane güzel bir şey koy. Hayatım bak bunu üşütürsün. İşte sana yine taktik. Ay ne biçim olmuş, leş gibi. Ye, ben iğrenirim. Ben küçükken babamı da öyle görmüştüm. Falan uzatmayın. Verin. Üşütürsün mü diyeceğiz? Üşütürsün duruma göre. Genelde hayır, bir dakika şimdi. O atletleri yaz günü genelde öyle giyiyorlar. Yaz günü üşütürsün diyemeyeceğiz herhalde. Peki adamı. O zaman şunu söyleyeyim. Şu atlet hani o güzel değil. Şöyle herkesin giydiği, beyaz renk olmasa herkesin dışarıda da giydiği. Evet. Öyle bir şey alırsınız. Tabii o alıyorsa ona söylersin. O almıyor, sen alıyorsan sen al. Öyle farz et yani. Nur ablacığım demiş, karımın doğum gününü unuttum. Ne olmuş? Her tarihi telefonuma yazdım. Not defterime yazdım ama unuttum. Bu yüzden benle 10 gündür konuşmuyor. Ben doğum gününü hatırlamak zorunda mıyım diyor. Doğum gününün altında yatan şeyi hatırlaman zorunda. Sen demek ki karına yeterli ilgi duymuyorsun. Yeterli derecede onunla ilgili bir hediye almak gibi bir şeyin yok. Doğum günü bir isimdir yani. O... Eğer mutluysan her gün doğum günü gider veya her gün bayramdır. Ama mühim olan, madem ki eşin buna önem veriyor. Bak 10 gündür seninle küs olmasın da, ayrıca hiç tutmadım tabii ki. Ne olmuş yani? Onun yerinde olsam otururum. Kocacığım niye benim doğum günümde bir çiçek olsun getirmedin? Dikkat edersen kocacığım diye başladım. Duyuyor musun? Yani demeye çalıştım. Yumuşacık dille söyleyeyim. Ben mecbur muyum? Hiçbir şeye mecbur değilsin canım. Ama hatırlamaman seni ele veriyor. Şimdi ben de neye takıldım? Mihrap Yılmaz isimli bir seyircimiz boş versenize demiş. Yemek yapanlar da kıymet bilinmiyor ki demiş. Yani tencere yemek her yap. Her yönden kendimize, görünüşümüzü pis kokmayacağız, temiz olacağız. Üstümüz kocamız gelmeden evvel misafir geliyormuş gibi değişeceksiniz. İlla harikulade güzel giyinin demiyorum. Ama adamların en sinir aldığı şey o eşofman, sakın onu giymeyin. Gözünüzü seveyim, saçınız başınız düzgün olsun. Eşarbınız varsa şöyle takın ya da evde takmıyorsanız tarayın saçlarınızı. Bir de Allah muhafaza, temizlik eşofmanları genelde böyle şeydir ya, çamaşır suyuludur. Her taraf damga damga. Hayır, bir hani de eşyalarımız şey olmasın diye hep onunla gezeriz. Evet, bir de sabahleyin kahvaltı hazırlamayanları da ilk defa Türkiye'de görüyorum. Bundan dolayı çok dertliler. Türk erkeği illa benim kahvaltımı hazırlayacak sabah diyor. Demek istediği yani şu önemli esasında. Bir şey demek diyor. Esasında demek istediği şu. Yani benimle o da kalkacak. Sofrada beraber o kahvesini içer, çayını içer. Ben yemeğimi yiyeceğim. Kızlar duyurulur. Yani bunların altında böyle görünene değil, empati yapacağız. Empati. Görünmeyene bakacağız. Evet. Neyi demek istiyor? Şimdi ne burada anlatıyor? Bu beyefendi ne demek istiyor? Nur Hanım, karım sürekli mi etek giyiyor? Ben de yolda yürürken çok utanıyorum. Çünkü ben görüyorum. Hem cinslerim dönüp dönüp bakıyorlar. Birkaç kişinin ağzını burnunu dağıtmak istedim bu yüzden demiş. O yüzden ben artık karımla bir yere gitmek istemiyorum. Niye giyiyor sana? Bende mi yoksa karımda mı sorun var diyor. İkinizde de bir insanın kocası istemiyorsa yapmaz kardeşim. Allah Allah, bu kadar basit. Ha seni mumya gibi gezeceksin diyorsa o ayrı konu ama... Mini etek için çok güzel vücudun da olabilir ama bir eş istemiyorsa, açık giyinmeni istemiyorsa,
Bizim bilmem kaç senelik kocamız bile habire böyle yapıyordu. Şuradan şu görünmesin diye. Biz kapata kapata bir hal olduk. Bu saatlere kadar geldik. Hatta bir seferinde dedim ki ağam gitmiş, vağam kalmış, hala neyle uğraşıyorsun dedim. Ama İstemez miydi dekolte giymeni? İstemezdi tabii ki. Ahmet Tunç abi. Biraz şişman olsan kolların böyle şişko güreşçi gibi derdi. Neler dedi be? Son 15 senede süper koca oldu ama. Gerçekten mi? Vallahi billahi. Gaziantep'te yaşayan bir seyircimiz enteresan bir soru sormuş bize. Antalya'da Rus bir kadınla tanışmış Antalya'ya gittiğinde. Tanıştığım kadın diyor, benden evlenmek için tanıştık kendisiyle. Tanıştığım kadın benden 50 bin euro istedi. Oh. Senin abla Ruslarda da başlık parası var mıdır? Hayır. Her yerde olduğu gibi seni kafeslemek, paranın üstüne yatmak, sana kazık atmak için dünyanın tabii, her yerinde tabii, vardır bunlar. Halimize gidiyoruz yani. Hayır çocuğum, hayır. Ne para ne bir şey. Ayrıca evlenmek üzere nereye gidiyorsun ya? Hemencecik iki tık tık bir fık fık evlenilir mi be? De nedir, kimdir, nerede yaşıyorsun, ne biçim insandır? Oradaki görünüşüne, güzel vücuduna aldanma. Başlık parası da bu arada yani bildiğim kadarıyla bir tek bizde var. Artık inşallah o da kalksın. Yok tabii ki, ne demek o? Karım cinsel açıdan çok soğuk. Heh. Onu ısıtmak için ne yapmam lazım? Maalesef bir sürü sual var. Ya yaratılışından neyse isim falan vermeyeyim. Yani yaratılışından bu tip insanlar var. Ona verilen bir isim var psikolojide, psikiyatride. Veyahut senle ilgili bir problem var. Ten uyumu yok belki aranızda. Soğuk davranmayı, sana karşı hiçbir şey hissetmemeyi ancak bir başkasıyla herhangi bir vakası olursa anlayacağız ki sensin kabahatli. Senin de kabahatin yok da yani oradan dolayı. Yok eğer öyle değil de herkese karşı kadıncağız böyleyse ya bu deve ya bu diyar. Ya bu diyar. İkisinden birini seç. Şimdi bir beyefendi sormuş yine. Karım çok güzel demiş. Fiziği de çok güzel. Normalde açık giymiyor ama tatile gittiğimizde bikini giyiyor. Giyse. Bikini giydiğinde herkes dönüp dönüp ona bakıyor. Ne yapalım, güzel olmasaydın o zaman. Ben de çok kıskanıyorum. Aramızda tartışmalar çıkıyor. Selin abla soruyorum, kıskanç olmak suç mu? Bu kadar kıskanç olmak hastalık, suç falan yok burada. Kadın eğer güzelse gitmiş, ha tümden banyo mayo giymiş, ha bikini giymiş. Bugün artık bikiniye dönüp de bakan çok az insan kaldı çocuklar. Ne monokineye kadar indi hadiseler. Senin bikinin onun yanında kapalı kaldı. Ama sen bunu bile rahatsız oluyorsan. Ben seni yerim ya. Böyle yerlere götürme o zaman. Ya da rica et. Karıcığım ben ne yapsam ne etsem hastalığımla baş edemiyorum. Giyme lütfen de. Aa, kocam sana olma. Aşığım diyor Selin abla. Sürekli beni aldatıyor. Bu kocam yalancı mı? Nasıl çözeceğim ben bunu demiş. Aşık olup da sürekli aldatana daha görmedim. Aşık olması ya aşk kelimesini yine yanlış kullanıyor. O güzelim tabiri yanlış kullanıyor. Sürekli aldatmasını hemen söyleyeyim. Kendimizde arayacağız önce çocuklar. Kadın da olsak, erkek de olsak değil önce mi? Kendimizde. Acaba biz neyi eksik bırakıyoruz? Bu kadar biri bana aşık olduğunu söyleyen adam niye? Sofrayı da aç mı bırakıyorum? Tabirim sofra tabiri değil tabii yani demeye çalışıyorum. Her yönden dolu olan adam zaten başkasına gitmez. Yok açsa kırıntılarla idare ediyor işte. Karım 38 yaşında. Bense 28 yaşındayım. Yani karım benden 10 yaş büyük. Evet. Ben çocuk istiyorum ama karım çocuk istemiyor. Ne yapmam lazım? Lütfen bana yardım edin. Karın zaten 10 yaş önde gidiyor. Çocuk doğurmak için belirli bir yaş limitine ulaşması lazım. O belirli bir yaş limitinden kaygıya düşmüyorsa demek ki ya sana güvenmiyor ya istemiyor çocuğu, sevmiyor yahut da bu işi yani hesaba katmıyor. Bence büyük olduğu için bir an evvel çocuk sahibi olacaksanız olmasında yarar var. Evet. Gölge Black, çok teşekkür ediyorum. Nur Hanım bana da bir selam gönderin lütfen. Hadi demiş. Gölge ne güzel isim Maya. Gölge Black.
Selam olsun. Çok güzel. Instagram'dan yazmış bize. Şimdi yine bu doğumla ilgili bir şey var. Bir soru daha var. 39 yaşındayım. 5 çocuğum var. Kocam yine hamile kalmamı istiyor. Ve sürekli benden çocuk istiyor. Sanki çocuk makinesi gibiyim demiş. Kocam benim çocuk makinesi mi zannediyor? Ne yapmam lazım bu durumda? Vallahi aklına başına 39 alırım. Yaşında 5 çocuğu var. Yani derhal ona söyle önce. Götürmezse kendin git. Dost doğru. Bunun için 2-3 şekil var. Yeniden hamile kalırsan doktorlar da söyler sana o çocuğu bir şekilde aldıracaksan eğer aldırırken tüplerini bağlıyorlar. Yok onu istemiyorsan tüp bağlamasını da normalen yapabiliyorlar. Hem de hiçbir iz kalmadan aşağıdan yapıyor. Ama her şey bir tarafa 5 tane çocuk zaten ne derler çoktan yeterli fazla bile. Onların büyümesi, bakımı, hayatları, ruh sağlıkları, evlenmeleri, okulları hangisini sayayım yani? Bu kadar şey varken bunların hiçbirini düşünmeden her dakika çocuk seveceğim diye bekleyin de biraz daha torununuz olunca torun seversiniz. Evet, otobüste tanıdığım kadın gözlerimin içine öyle bir baktı ki vay vay. Benim de içime bir şey oldu demiş. Onunla aynı durakta indim, ona aşık oldum. Hadi. Ama döndü çantasıyla kafama vurdu. O da iyi. Evet. Vallahi dedim çantasıyla kafana vurdu. Yani ağlanacak sen her otobüste görüyorum. Görüp gözlerinin içine bakıp ama kadın işte, evli midir, bekar mıdır, nedir bilmeden ama kadına otobüs da söylüyorum. Otobüsün peşinde mi gidiyorsunuz? Ancak kadına da söylüyorum. Hiç kimsenin suratına bakmayın. Gözünün içine bakmak ne demek ya? Ya gözünün içine bakmak ne demek? Otobüste oturuyorsun bazen gözün gözüne değiyor ya. Ya değer böyle mi yapacağım? Hayır, değer belki ki değmemeli. Değelim nasıl, ki değdi. Böyle oturuyorsun. Bakma böyle. Karşındakinin suratına. Aa laf mı? Biz ne, benim değiyorum, görüyorum. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Nasıl İnsan, engelleyeceksin onu? Bakmayacaksın. Mesela bakın yine şimdi kızacaksın. New York'ta 20. katta oturuyoruz, tamam mı? Manhattan'da. Oh. Aşağıya inerken ve yukarı çıkarken bir şeyde asansörde herkes önüne bakıyor. Herkes ama kadın erkek. Niye? Birinin yüzüne baktın mı? Hah, beni beğendi diyen bir manyağa rastlayabiliyorsun. Yani sadece gözünün içine bakmak bir ümit vermek anlamındadır. Bizim zamanımızdan beri öyledir o. İki her şeyden evvel bir erkeğin gözünün içine yanlışlıkla dayı olsa bakmışsa. New York'ta komşuluk mu kalmış senin abla Allah kalmadığı aşkına için ya. Buraya geldik herhalde. Biz, biz asansörde bineriz gözünün içine bakarız. Selam kardeş selamun aleyküm dersin. Hayır, merhaba selam dersin. Selamun aleyküm demelerini falan anlamıyorum. Kadınlarla konuşun diyorum. Erkeklerin yüzüne bakmayın diyorum. İşte bak böyle kafasına yiyor. Peki otobüste tanıdığım kadın gözlerimin içine bakan diyen adama şunu söyleyelim. Her gözünüzün içine bakan da size aşık değil yani. Ay nasıl bu da çok aşık oldu bu da ayrım yani. Şu aşkı ne kadar kullanıyorlar ya. Karım gömleğimin kollarını yanlış ütülüyor. Ve sürekli ona uyarıyorum. Gömleğimin kollarını yanlış ütüleme diye. O da en sonunda ütüyü bana fırlattı. Ütü kırıldı. Sonra da bu evde hasar veriyorsun. Maddi olarak bizi zora sokuyorsun diyerek üzerime yürüdü. Burada karım mı hatalı ben mi hatalıyım diyor. Ya hanginiz derdiniz mi çok ya? Ay hanginizi tutayım? Bir kere çocuğum madem ki ısrarla ütü senin dediğin gibi yapılmıyor. Gösterirsin iyi söyledin olmuyor. Az yer az içersiniz ütücüye verirsin sen de madem illa kolları bilmem ne gibi olacak diyorsan. Nasıl bir şey istiyor? Bu erkeğin ne erkeğe cevap verişim. Pantolonu anlarım da kolu anlamadım. Yani şuradan işte şeyli oluyor ya. Her şeyi. Ya.